Nasıl yazılırdan merhaba. Bugünkü konuğum Hüseyin Kılıç. Hoş geldiniz Hüseyin Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Konuk olduğum için mutluyum, böyle ilgiyle takip ettim. Vay, güzel fikir bulmuş, güzel fikir çıkarmış dediğim bir programa konuk olduğum için de mutluyum. Öyle, güzel. Bir yandan yeni kitap heyecanı, bir yandan İstanbul tantanası. Devam ediyoruz. Ya uzun zamandır aklımda vardı. Dedim ki yeni eser çıkmışken fırsat bu fırsat. Neden olmasın? Çok da iyi oldu. Ben çok iyi olacağının da ümidim var. Heyecanla muhabbete başlamayı bekliyorum. Bugün Küçük Bir İhtimal adlı yeni öykü eserin üzerinden konuşmak istiyorum. Bunun için eserinizin ilk sayfasını okuyabilir misiniz? İlk öykü Dede. Bu Dede'nin ilk sayfasını okuyorum şimdi. Dede. Son 20 yılımın sanırım %80'ini iş yerinde, direkt ofisinde olmasam da işle ilgili bir şeylerle uğraşarak geçirdim. O yüzden özellikle iş yerindekiler son zamanlarda bendeki değişim karşısında şaşkınlar. Bir yandan o mutsuz, huysuz ve kaba adamın gitmiş olması hoşlarına gidiyor aslında. Bir iki tanesi bunun esbabı mucibesini doğrudan bana sorma cesaretini buldu. Lakin cevabımın konuyu geçiştirmek için olduğunu anlayacak kadar akıllı olduklarından ve eski halime dönmemden korktuklarından daha fazla üstelemediler. Daha çoğu ise arkamdan iyi konuştu ve cevap bulmaya çalıştı, ama kulağıma gelen tahminlerin hiçbirinin, müdür olmanın iyi yanı bu. Çok konuşma, iyi de olsan, kötü de olsan bir şekilde sana ulaşır. Doğru olmadığını sanırım anlamışsınızdır. Siz de merak ettiniz değil mi bu değişimin sebebini? Eğer vaktiniz varsa buyurun benim eve gidelim. Ben size bol köpüklü bir Türk kahvesi yapayım da onu içerken anlatayım tüm olanları. Yok yahu, vallahi kötü bir niyetim yok. Hem kahveyi de zaten makine yapacak. Bir kaşık kahve, bir adet küp şeker, bir düğme biraz elektrik. O kadar. Sizi olay yerine davet ediyorum sadece. Eve çağırmam bu yüzden. Parkta yaşasaydım tüm bu olanları, oraya giderdik yani. Böyle. Kelamı kibarına sağlık. Güzel Teşekkürler. ve samimi bir giriş de aynı zamanda. Okuyucuyu tutmak bağlamında da çok değerli başlangıçlar, girişler. Programın genelde ana sorularından biridir. Başlangıçları, girişleri önem veriyor musunuz? Nasıl tercih ediyorsunuz? Ya zaten benim genelde yazdığım hikayelerde çarpan bir şey oluyor, ya da birisinin işaret ettiği bir kelime, bir haber, bir görüntü bir şey oluyor ve o kelime zaten okurdan önce beni çarpıyor diyeyim. Yani şey olarak değil de, şu konuyla ilgili öykü yazmalıyım ya da şunu anlatmalıyım, bunu anlatmalıyımdan ziyade sizle yaptığım bir konuşmada bir kelime çarpıyor, ki sizle de öyle bir ilk tanışmamızda öyle bir tecrübemiz var hatırlarsanız. Yani şeyi, Hasan Alçacı Bey'in Kiev Karambolü Evet. isimli şiirinin isminin ne kadar güzel olduğunu konuşmuştuk ve wow, buradan bir hikaye çıkar demiştik. Dolayısıyla başlangıç beni çarptığı için ondan sonrasında da eğer o öykü ilerlerse okuru da çarpmasını hedefliyoruz tabii. Yani, ama en başta zaten beni çıkmış oluyor. Ve o şekilde bir süreç olmuş oluyor. Eğer devamını getiremezsem o öykü hiçbir zaman okura ulaşmıyor zaten. Ya bu çarpmalar sıklıkla gerçekleşiyor mu? Bizim ilk konuştuğumuz zamanlarda hatırladığım kadarıyla epey bir verimli yazın hayatınız vardı. Bu hala devam ediyor mu? Nispeten devam ediyor. Yani çok hala devam ediyor, ama biraz o zamandan bu yana uğraştığım şeylerin sayısı biraz daha arttı sanırım. Yani bir enstrüman öğrenmeye başladım, biraz koşmaya, biraz başka bir uğraşmaya başladım. O çarpıyor, ama hızlı bir şekilde eyleme dönüştürmezsen
çok şey olmuyor. O yüzden daha az öykü çıkarıyorum. Yani sadece hikayeyle uğraştığım zamana göre daha fazla şeyle uğraşınca çıkan öykü sayısı daha az ama sanırım devam ediyor. Peki uğraştığınız alanların çeşitliliği sizin öykünüzdeki konulara etkilemesi gerçekleşiyor mu? Öykülerde spor ile uğraşan karakterler veya ot çalan bir karakterle karşılaşabiliyor muyuz? Yok henüz o derecede değil ama zaten hani ben kendimi bazen çok cahil hissediyorum. Ya diyorum bu konuyu da bilmiyorum, bu konuyu da bilmiyorum. Sonra yazdığım öykü sayısına bakıyorum. Ha o kadar da cahil değilmişim. Yani öğrendiklerim, uğraştıklarım bana bir şey olarak dönmüş olarak diye düşünüyorum. Hani doğrudan ut çalan bir öykü karakteri ya da koşu yapan bir öykü karakteri yazmamışımdır ama mutlaka onların da bir katkısı, bir yere bir şeyi dokunuşu olmuştur diye düşünüyorum. Öykü yazmanızın ut çalmanıza bir katkısı var mıdır? Yok zannetmiyorum ya. Öykü ut. Ama geçenlerde bir arkadaşım yine ut öğrenen bir arkadaşım bir hocanın bir şeyini nesini bestesini dinletti bana ut camiasındaki bir kişinin. Adı Günaydın. Ve o besteyi dinletirken bak dedi burada dedi güneşin doğduğu şeyin ritmiyle çalıyor. Burada yatakta esnediğin ritimle çalıyor. Burada çevreye alık alık baktığın ritim ve günün telaşının başladığı ritim. Yani müziğe o hikaye gözüyle bakmak bana bayağı ilginç geldi. Yani ben yapmadım ama şeyi o müzikteki o hikayeyi, o ritmi tutturabilmesini o hocanın bayağı bir takdir ettim. Hadi dedim, adamlar biliyormuş ya diyerek öyle bir hisse kapıldım. Bu anımı Tabii müziğin kulağa hoş gelen bir yanı var. Sizin seçtiğiniz başlıklarda kullandığınız kelimelerde o hissiyatı destekleyecek türden olduğuna inanıyorum. İlerleyen süreçlerde Ud'un böyle zaten var olan dilinizdeki o tınıyı daha da geliştireceği kanaatindeyim. Başlıkları seçerken de belki o tınıyı tercih edersiniz. Evet, tercih etmeye de devam ediyorsunuz zaten. Küçük bir ihtimal başlığı var burada. Neden bu başlığı tercih ettiniz? O kadar öykü başlığı arasında. Ya dediğiniz gibi kulağa iyi gelen, kulağa hem akılda kalıcı hem de kulakta bir tınısı olan en çok bu vardı gibi geldi. Yani diğer öykülerin ismine baktığımda hani melekler ve şeytanlar belki olabilirdi. Arkadaşım Azrail olabilirdi ama küçük bir ihtimal daha naif ve daha akılda kalıcı olabilir diye düşündüm. Başka ne var? Daha diye olmaz. Daha diye kitap var mesela. Şeye. Adı oldum Hakan Güngör'ün. Sanırım bu 15 öyküden benim kulağıma en oturan değil. Bu İngilizler keçi diyor ya. O keçi kelime bu diye düşündüm. Peki üst çatı altında farklı bir başlık da tercih edebilirdiniz. Ya benim öykülerde şey yok hani bir tema etrafında benim farkına varmadım belki farkına varmadan yaptığım bir şeyler vardır da A teması etrafında yazılmış B konusunu ya da bilmem neyi yoğun olarak anlatan öyküler diyemiyorum. Hepsi birbirinden bence bağımsız farklı farklı olayları farklı farklı anları farklı mekanları ve yerleri anlatan öyküler. O yüzden hani tepeden bir buna genel isim vereyim de burada kendilerini bulsunlar. Çocukluklarını, üniversite dönemlerini vesaireyi bulsunlar diye öyle bir düşüncem hiç olmadı. Yani bir tane en akılda kalıcısını seçmem gerekirdi diye düşünüyorum. Bu ilk kitapta da öyleydi. Olursa bir sonraki kitapta da muhtemelen öyle olur. Bunda şöyle bir dezavantaj olabiliyor. O yüzden özellikle bu konuyu devam ettirdim. O öyküyü kayırıyor
ona tolerans gösteriyormuş gibi oluyor ve okuyucular ilk o öyküyü okuyabiliyorlar. O öykünün en güçlü öykü olduğunu, en güçlü öykü olmasa da yazarın o öyküyü seçmesinin bir anlamı, o öykünün başlığının seçmesinin bir anlamı var gibi düşünebiliyorlar. Evet, onu düşündüm ama bir yandan da bu kitaba ismini veren küçük bir ihtimal öyküsü aslında diğer öykülerden nispeten daha farklı tarzda yazılmış olan bir öyküm. Yani sadece buna bakıp Hüseyin Kılıç iyi yazıyormuş diyen kişi diğer öykülerde aradığını bulamayabilir. Ya böyle diyen kişi diğer öykülerde aslında çok seveceği başka bir tarzı kaçırmış olabilir. Dediğiniz anlamda en iyi öykü algısı eğer ağırlık kazanırsa orada şey olur. Nasıl söyleyeyim? Pazarlama açısından belki bir hata olmuş olabilir ama ben benim genel kanım yani zaten aldırmak zaten çok zor. Sen de biliyorsun hani Evet. benim kitabımı yani ilk kitap ikinci baskıyı görmedi. En fazla 1.000 tane 2.000 tane satılacak kitabı alacak kadar bana ulaşan kişi orada bırakmaz sanki diye düşünüyorum. Eğer ileride bu kitabın satış sayısı daha fazlaya dönerse orada daha ince şeyler hesaplara girişilebilir belki. Çok mantıklı. Gereken bir cevaptı bence. Benim de zihnim biraz daha genişletti soru. Biz ilk tanıştığımızda Sıkıcı dergi fuarıydı. Orada kendi hayat hikayenden, yazın serüveninden bahsetmiştiniz. Benim oldukça ilgimi çekmişti. Şu an kendim hatırlıyorum ufak tefek ama biraz da dinleyicilere aktarabilmek ve unuttuğum kısımları da daha anlaşılır vaziyete getirebilmek için biraz yazın serüveninizden bahsedebilir misiniz? Tamam. Nereden başlayayım? Yazmak, yazmak. Şey değil, böyle çocukken de yazardım diye bir şey yok. Ara ara ortaokul, lise, ergenlik dönemlerinde günlüğümsü notlar alıp atmışlığım vardı ama öyle edebi yazma anlamında bir hevesim ya da bir şeyim yoktu ya da ergenlik şiirleri haricinde. Ben üniversite bir başladım. O yüksek lisans. O dönemde blokların yükseldiği dönemdi. Blokların yükseldiği dönemde ben de 2-3 tane blok açtım. Kolektif bloklara katıldım ve düzenli yazma, nispeten düzenli yazma şeyim bloklarla birlikte başladı aslında. Yani hani bir tanesinde otobüsteki karşılaştığın ilginç olayları anlatıyordun. Öbüründe pazarlama ile ilgili fikirler. Uzun bir süre blok tuttum. Bu 2006-2007'ye denk geliyor galiba. 2 yıl, 3 yıldayım yani. 2-3 yıl blog yazdıktan sonra 2009-2010'da nereden geldiğini tam bilemediğim bir hevesle öyküler yazdım 8-10 tane. Ama bunları hiç dergiye falan yollamadım. Sadece arkadaşlarımla, 3-5 tane arkadaşımla paylaştım. Dergiye yollamak gibi bir cesaretim de yoktu aslında. Çünkü çevrede hiç bu işlerle uğraşan kişiler yoktu. Hüseyin'in yazdığı ne ki de kabul etsinler gibi bir fikir vardı. Ve o 10-15 öykü öylece kaldı. 2010 ile 2012 arasında yazmış oldu. Sonra bundan 6 yıl sonra 2018'de tekrar bir gaza geldim. Tekrar yazmaya başladım. Orada birkaç yerde de sordular. Tamam, babamın rahmetlinin hastalığının teşhis edildiği dönemlere denk geliyor sanırım. Bir ihtimal diyorum acaba ondan kaçmak için mi yazmaya tekrar başladım diyorum ama bundan çok emin değilim. Orada yazmaya başladım tekrar öyküleri ve bu sefer cesaret edip gönderdim dergilere 3-5 tane Google'a yazdım.
öykü gönderme vesaire. Çok da takip ettiğim bir şey de değil, camia da değil, bayağı dışındayım aslında. Ve şaşırtıcı bir şekilde Post Öykü'den Aykut Ertuğrul ilk gönderdiğim öyküyü kabul etti. Bunu şu sayıda yayınlayacağız diye. Ben şaşırdım. Wow dedim, nasıl kabul ettiler? Ve bir anda da bir özgüven patlaması oldu. Wow, demek ki ben böyle bir dergide kabul edildiysem ben artık yazarım dedim. Ama o özgüven patlaması çok hatalıymış. Posta öyküden sonra bir yıl başka bir yerde öyküye. Ondan sonra da korona başladı. Koronada biz evlere tıkılınca Ümit Hocam, herkes bir şeye sardı. Ben de yazmaya sardım. Her gün bir sayfa, bir sayfa, bir sayfa. Bu Haldun Taner'in her gün yazın öğütünden yola çıkarak her gün bir sayfalık kısa hikayeler yazmaya başladım. Hikaye parçası da oradan geliyor zaten. Hani benim sosyal medyada kullandığım şey, isim. Her gün bir sayfalık hikaye parçaları. Böyle böyle bir yıl daha sabırla bekledikten sonra bir İshak'ta yayınlandım. Ondan sonra bir şekilde kapılar açıldı. Kapılar açıldı dedim. Kabuller artmaya başladı. Kabuller arttıkça daha çok yazdım. Daha fazla vakit ayırdım. En son Post Öykü'de 5. kabulden sonra Arul'dan yine dosyanı ketebede değerlendirir misin diye şey geldi. Sağ olsun, teveccüh gösterdi. Ketebe'den ilk kitap o şekilde çıktı. 2 yıl sonra da bu kez Ötüken'le bir şey oldu. Sevgili editörüm Haliziya Doruöz bu sefer sordu. Abi dosya var mı? Ötüken'le çalışmak ister misin diye. Ben de dedim tamam. Çünkü Ketebe'de yayın programlarının ve çağdaş Türkçe hikaye kitaplarının yayınının çok sık olmayacağı gibi bir bilgi gelmişti. Ötüken'e geçtim. Ve Ötüken'den de küçük bir ihtimal yayınlandı. Buradaki güzel ya da ilginç gelen şey şu. Hani bu 2010'larda cesaret edemedim göndermeye. Dedim ya Ümit Hocam. O göndermeye cesaret edemediğim hikayelerden bir tanesi bu, küçük bir ihtimaldi. Yani kitaptaki en eski yazdığım hikaye 2011 ya da 2012'de yazdığım küçük bir ihtimal. Üçleme diye yazmıştım, sonra bir ihtimale çevirdim. Meğersem o zaman da cesaret etsem, yani bunu dinleyen belki bir kişi bile cesaret edebilir. O zaman cesaret etsem belki başka şeyler gelişecekti gibi de bir durum var ortada. Küçük bir ihtimal öyküsünü bu zamana kadar sakladığında bir değişiklik meydana geldi mi içerisinde, yoksa hemen hemen aslı gibi miydi şu anki hali? Yok, neredeyse aslı gibi. Neredeyse aslı gibi Aa, şey. çok güzel. Yani şeyde, ama işte bu benim yazımım olarak değişti. Küçük bir ihtimalde daha somut bir tasvirden, somut bir olaydan, şeyden bahsediyor. Yani dümdüz bir olayı nispeten kendi dilimle aktarıyorum. Diğer hikayelerde daha fazla fantastik öğelere ya da daha uç, şaşırtıcı şeyler çıkabiliyor. O yüzden başta dedim ya, küçük bir ihtimali okuyan beğenirse de sonrasında şaşırabilir, beğenmezse de sonrasında şaşırtırabilir dedim ya. Asıl bunun sebebi, bunun 11 yıl önceki ya da 12 yıl önceki yazdığım öykü olmasından kaynaklı. Yani benim anlatma tarzımın ya da anlattığım şeylerin biraz daha değişmesi. Anlıyorum. Tabii şu an daha iyi anlıyorum başlığı ve öyküyü. Yazardaki yeri çok ayrı bir öykü bence. Kesinlikle. Yani ya, şaşırıyor insan. Yani bir taraftan çok üzgün değilim ya, ben niye 26-27 yaşında yollamadım da 30 yaşında kitabım çıkmadı diye. Bu kelebek etkisiyle ilgili çok sık muhabbetler edilir ya. İşte o etkilerden, o muhabbetlerden bir tanesinin konusu da bu yani. Hani ben 13 yıl önce yollamış olsaydım ne olurdu? Kim kabul ederdi? Nasıl bir gelişim olurdu? Belki şimdiki yazıları, şimdiki hikayeleri hiç yazmayacaktım. Yani orada öyle bir başlayacaktım ki bütün
Şu anda yazdığım 40 yaşında, 41 yaşında Hüseyin olarak yazdığım bütün hikayelerde küçük bir ihtimalin devamı olarak gelecekti belki. O gerçek cevabı asla tam bilmeyeceğimiz bir soru ama ilk geliyor bana. Şahsi olarak, genel olarak da. Ya tabii sürekli olarak ne olurdu ifadesiyle birçok kurgu çıkartabiliriz ortaya. Şey de diyebiliriz belki. O gerçekten kimilerinin cahil cesareti dediği fakat bence gerekli olan bir şey. Yanlış olma ihtimali olsa dahi o adım atılması gerekliliğini yoldayken, o süreçteyken anlaşıldığında daha kolay olabileceğini görüyoruz. Yani tecrübeler bize bunu aktarıyor. Düzenli olarak en mükemmel hale getirebilmek için beklediğimizde geçen şeyin sadece zaman olduğunu görmüş olabiliriz. Matbu eser, ilk eseriniz elinize ulaştığında çok büyük bir heyecan uyandırmıştır. Öncesinde kitap çıkınca çok farklı bir insan, çok farklı bir Hüseyin ile karşılaşacak gibi bir umudunuz var mıydı? Şu an kitabı olduğunda, sabah kalktığında iki kitabı olan bir Hüseyin gibi mi kalkıyorsunuz? Yok ya. Ya orada en büyük keyfi o post öyküde ilk öykü yayınlanacağı zaman. Birden basılana kadar ki 4 ay ve dergi çıktıktan sonraki 1-2 ayda gerçekten bayağı mutluydum. Bayağı keyifliydim. Ondan sonra o hala o keyfi tekrar bulmanın nasıl söyleyeyim peşindeyim. Yani bir kitap çıkmış, iki kitap mutluyum yani o kadar nasıl söyleyeyim cool görünme çabasında değilim ama o ilk keyfini de ya da heyecanını da tekrar nasıl yaşarım onu merak ediyorum. Anlıyorum, çok doğru. Hepimizin aradığım duygu o aslında. O ilk heyecanı, o ilk duyguyu yakalayabilmek. Umudumuz hep taze kalacak. Yakalayabilecek miyiz? Onu zaman gösterecek. Yani öyle. Bakalım. Yazmaya devam ediyoruz. Yani hani yazma fikri de yoktu. Bir şey kitap vesaire nasıl söyleyeyim? Ya yani keyifle yazdığımız sürece yani böyle beni övsünler, benim kitabım çıksın, ben şu kadar para kazanayım ya da ben şöyle yapayım vesaire duygusuna kapılmadan yazdığımız sürece keyif verecek başka şeylerle de karşılaşmamız daha olası diye düşünüyorum ama üretmek lazım, devam etmek lazım. Biraz ona çabalıyorum. Yani o şeyin iştahın, hevesinin geçmemesine çalışıyorum. Çünkü daha çok ürettiğimde belki başarısız öykü ya da başarısız deneme de artıyor ama işlerinden bir tane şey nasıl yaratlı bir şey çıkma ihtimali de daha yüksek oluyor. Ama bir kazma sallayınca şey olmuyor. Çabuk. Taş bile çıkmamaya başlıyor bir süre sonra. Evet. Hep kum, hep kum. Biyografini okurken şunla karşılaştım. Bazı dergilerde öykü çevirileri yayınladığını gördüm. Öykü çevirilerini yaparken zorlandığın kısımlar oluyor mu? Neye dikkat ediyorsun? Özellikle dikkat ettiğin bir husus oluyor mu? Ya o da yine korona döneminde yoğun yaptığım bir şeydi. Biraz bol vakitten dolayı şeye gayret gösteriyordum. Daha önce Türkçe'de çevrilmemiş öyküler gayret gösterisi. Mark Twain'in bir veya ikisi Mark Twain'indi galiba. Onlar sanki çevirisi yok gibi şey yaptım. Belki de yanılıyorumdur. Başkası çevirmiş olabilir. Bir diğeri ise Boşnak bir yazarın Bosna Savaşı döneminde Amerika'ya iltica etmek zorunda yazdığı bir hikayeydi. Çeviri bilinci de çoktu. Yani bildiğim İngilizce kadar çevirmeye
çalışıyordum. Şu anda o vaktim olsa ve anlatılanı aktarmaya ya da daha doğru kelimeler bulmaya çalışırım gibi geliyor. Yani o zaman daha normal okur yazar kısmı edebi yazar bakış açısı daha az olan bir Hüseyin olarak çevirmiştim onları. Şu anda çevirsem aynı hikayeleri muhtemelen bazı ifadeleri daha farklı yazmayı tercih ederdim diye düşünüyorum. Programın sonunda kısa soru ve cevaplı serim var. Müsaadenle ona geçmek istiyorum. En son ne zaman hangi kitabı kime hediye ettiniz? En son ne zaman? Kendi kitabım sayılıyor mu? Evet, sayılıyor. Şimdi Hediye ise sayılmıyor. ya. Tabii şimdi kitap yeni çıktığı için en son Ankara'da anneme ve aile büyüklerine kendi kitabımı hediye ettim. Aile küçüklerinden olur da dinleyen varsa aile küçüklerine hediye etmiyorum, onların almalarını istiyorum. Büyüklerine hediye. Aile büyüklerini hediye ettiğinizde onlarda nasıl bir karşılık oluyor kitabı görünce? Bir gurur var oluyor ya. Bir wow, bizim tanıdığımız birlikte yetiştirdiğimiz bir çocuk şu anda kitap sahibi diyerek biraz bir gurur ya da övünme oluyor sanırım. Harçlığınızla aldığınız ilk kitap nedir? Onu hatırlamayabilirim ya. Yani abim çok kitap okur ve okurdu. Ve onun kitaplarından seçerek ya da seçerek demeyeyim de gözümü kestirdiklerini mi okurdum. Bir de lisede de şeydeydim, yatılı okuldaydım. Okulun kütüphanesinden vesaire alırdım. Parayla aldığım ilk kitap nedir desen bir ihtimal harçlık değil de sanki ortaokulda bir ödev doğrultusunda çalışmış olabilirim. Orta bir. Yani 95 bir ihtimal ama emin değilim. Yani abimin kitaplar ve şey hariç üniversite döneminde ya da lise döneminde aldığım bir kitap anımsayamıyorum. Bir ihtimal Çalıkuşu olabilir ortaokuldaki ödev doğrultusunda. Hepimizde zaten, bende de aynı. İlk harçlıkla alınan kitap ilkokulda veya ortaokulda ödev doğrultusuna alınan kitap. Böyle ailelerde yetişmiş çocuklar için söylüyor. Doğru. Evet. Böyle hüzünlü bir detay olmuş oldu Alıp da okuyamadığımız kitaplar var. Buradan onları teselli etmek için ne söylemek istersiniz? bu. Alındıysa biri okur ya. Şeyden çıkmıştır yani. Kitapçı rafları ya da depo şeylerinden gün ışığını gördülerse bir ara okunurlar. Defalarca izlediğiniz bir film ismi alabilir miyim? Genel olarak defalarca izlediğim bir film yok ama Gaggio d'Io var, Tony Gatliff'in. Onu 3-4 kere izlemişimdir. Kesitlerini de defalarca izlemişimdir. Herhalde tam bu kayıttan önce de hatta bir videosuna denk geldim. Ha dedim evet. Eski programlardan da bildiğimden tamam dedim. Ümit söyleyeyim. Herkes de izlesin. Bayılsın Evet. Ya şey oluyor gerçekten. Ton Adjo ilo. Tavsiyeler aldığımızda ben de izliyorum. Benim de bir avantaj sağlıyor. Bana avantaj sağlıyor. Aslında bazen filmin kendi süresinden daha fazla hangi filmi izlesem diye düşündüğün anlar oluyor ya. Çok fazla zaman kaybettiğimiz. Aa, Onlara çok girmemek çok için fena ya o. tavsiyeler çok güzel. Can sıkıcı bir süreç yani. Yani bu Gaggio d'Io'yu izleyip pişman olma ihtimalin yok diyorum ya. Kesinlikle izlemelisin. Eyvallah. Ben not alıyorum diğer konuklardaki gibi. Şimdi son olarak dinleyenlerimize nasıl yazmaları üstünde ne söylemek istersin? Çok yazmalarını isterim ya. Yani bence çok yazmak gerekiyor. Oturunca illa
Düzenli yazmak gerekiyor daha doğrusu. Öncelikle düzenli yazmak gerekiyor. Düzenli yazmayı da illaki 10 sayfa yazacağım, 100 sayfa yazacağım değil. Bir satır da olsa yazmak olarak ben işi kendimce benim için püf noktası o gibi geliyor. Onun dışında da çok dinlemek, çok bakmak. Ara Güler'in bir röportajını izledim de zamanında yaptığı. Ben fotoğrafçı oldum dedi. Hakikaten yani bakmayı sevmek diye bir tabir ilk defa duydum. Mantıklı da geldi. Bence hikayecinin de bakmayı sevmesi lazım, dinlemeyi sevmesi lazım. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Konuk olarak aldığın için. Sonra da dinleyenlere teşekkür ediyorum. Yani birisinin vaktini almak bayağı kıymetli. Birisinin vakit ayırması. İnşallah kitaplarımıza da vakit ayırırlar. Öyle bir izlenim oluşturabilmişizdir dinleyen kişilerde. İnşallah ben de çok keyif aldım. Özlemişim sohbeti de. İlerleyen süreçlerde o bölgeye geldiğimde karşılaşmak, sohbet etmek çok isterim. Sesine, yüreğine, edebiyatına Eyvallah. diliyorum. Valla ben de tam tersini isterim. Zanzibar'a gelip orada muhabbet etmeyi isterim ama sanki Türkiye'de şöyle ihtimal dahilinde gibi. Yani ihtimali arttırmak senin elinde. Buraya gelmek isterseniz ailecek ya da bireysel bir Aha. otel de gelebiliyorsanız ben konaklatırım. Misafirperver olurum. Ha, al üst bileti diyorsun. Evet. Eyvallah. Sağ olasın abi. Eyvallah. O zaman görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.